Sayın Mübarek, hoş geldiniz. Buyurun. Adım Namık. Evet, Namık. Medya Hayvanı TV. Evet, inşallah bugün başlıyoruz zeytin hasadına. Güzel bir törenle. Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli, en güzel zeytinyağı burada yetişiyor, Ayvalık'ta, bu Edremit Körfezi'nde. Evet. Bunun hasadını bugün başlıyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun, bereketli olsun. İnşallah bol kazanç ve bereketli mahsul diliyoruz. Ayvalık zeytinyağı dedim mi? Kalite açısından dünyaya birçok zeytinyağı üreten ülkeler var. Biz burada neredeyiz? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Vallahi bizimki bir numara diyoruz kalite olarak. Farklıyız, lezzetliyiz. Evet, tarzı. Kesinlikle tadı. Nefasetli bizimkinin lezzeti bambaşka. Süper, teşekkürler. Bu sene ikincisini düzenlemiş olduğumuz Zeytin Hasat Şöleni'ne hoş geldiniz. Bazı efsanelerde ölmez ağaç diye anılan zeytin ağacı rivayet şudur ki bir zeytinli ayağı düşen yolcu oturup gölgesinde dinlenirken yolcunun kulağına şöyle fısıldamıştır. Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Siz gelmeden önce de buradaydım, siz gittikten sonra da burada olacağım. Hakikaten bir bakıma belki de zeytin bütün ağaçların ilkidir. Bu sebeple de bütün mukaddes kitaplarda zeytin ağacı bolluğun, adaletin, sağlığın, zaferin, refahın, bilgeliğin, arınmanın, kısaca insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolüdür. Zeytin deyince hepimiz titriyoruz. Çünkü zeytin gerçekten bizim ülkemizin milli bir değeri ve milli bir ürünü. Sahip çıkmak lazım ve onu korumak lazım. Yıllardır, yüzyıllardır, hatta bin yılı aşkın bir dönemdir zeytin ve zeytinyağı ülkemizde çok insanın ekmek kapısı ve bereketi olmuştur. Ziraat odamızın gerçekleştirmiş olduğu ve bugün sizlerle beraber ikincisini gerçekleştireceğimiz hasat şölenine her biriniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, ilçemiz tarım sektörü içerisinde özellikle zeytin üretimi ve zeytinyağı üretimiyle ülkemizin, hatta onun da ötesinde dünyanın, bu sektörün, bu piyasanın en önemlileri arasında yer almakta. Öyle ki ilçemiz 2 milyona yakın zeytin ağacıyla, 50 bin tona yakın zeytin üretimiyle ve yine 10 bin tona yakın zeytinyağıyla İlçemiz ekonomisine, ilimize, yöremize, ülkemize çok ciddi manada katkılar, değerler vermekte. Bunun asıl ve esas mimarı şüphesiz ki üretici arkadaşlarımız, çiftçilerimiz. Öncelikle onlara ben sizlerin huzurunda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Böyle güzel bir etkinlikte, hasat şöleninde sizlerle bir arada olduğum için kendimi mutlu addediyorum. Balıkesir. Türkiye'yi doyuran il. Şükürler olsun ki pirinçten zeytine, domatesten et, süt, yumurta, aklınıza gelen bütün tarım ürünleri Allah'ın da bir vergisi bu şehrin değişik noktalarında en kaliteli, en güzel şekilde yetişiyor. Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağı, lezzeti mükemmel olan, damaklarda asla bir daha kendini unutturmayan Körfez'in zeytinyağı da burada sizin ellerinizden üretiliyor. Yağımızın az tüketiliyor olması, toplumda zeytinyağına olan düşkünlüğün, kullanım oranının düşüklüğünü hep birlikte gayret ederek aşmaya gayret edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzda. Çiftçimiz başta olmak üzere biz yöneticilerin, ziraat odalarının, bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, gayretleriyle öncelikle ülkemizde, sonra da dünyada Körfez'in zeytinyağını herkese tattıracağız inşallah.
Bugün çok coşkuluyum. Neden coşkuluyum? Bugün Kur'an-ı Kerim'de yer alan zeytinimiz, yıllara meydan okumuş zeytin ağacımızın gölgesinde zeytin şenlikleri yapıyoruz. Türkiye'mize ve dünya ülkelerimize zeytinimizi Mutlu Köy'den mutlu bir şekilde duyuruyoruz. Ey mehterom, merhaba mehterbaşı, ceddin deden, neslin baban, hep kahraman Türk milleti, Balıkesir mehteran takımı, hastur, haydi, yağol. Ben Ayvalık'tan Mustafa Kürlek. Aile mesleğimiz olan zeytinciliğe devam etmekteyiz. Ayvalık'ın köklüsü olduğumuz için köklü markasını oluşturduk. Gerekli izin ve belgeler aldık ve üretimimize devam etmekteyiz. Şu anda da erken hasat yeni mahsulü zeytinyağlarımız ve taze kırma zeytinlerimizle zeytin hasat şölenine katılmış bulunmaktayız. Bu yapmış olduğumuz zeytinyağı Ayvalık'a has bir yer mi? Evet, Ayvalık bölgesi yetişen kendi arazilerimizden topladığımız zeytinlerden elde ediyoruz. Soğuk sıkma metoduyla özel olarak ambalajlıyoruz ve kargoyla da tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Bunlarda ilaçlama durumu var mı? Hani bu şey olarak? Biz iyi tarım uygulamaları yapıyoruz. Bu kapsamda izin verilmeyen hiçbir ilacı kullanmıyoruz. Kendi arazilerimizde zeytin sineği ile ilgili ara dönemde ilaçlamalar oluyor. Bunun haricinde herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Zeytinyağında bu erken hasat zeytinyağımız şu anda 0.4 dizyem. 0.8'in altına inerse sızma grubuna girmiş oluyor. Yani düşünün, bu 0.8'in yarısı değere sahip. Asit oranı çok çok düşük ve kaliteli bir yağ. Asit oranı düştükçe zeytinyağın tadı hafifliyor ve kalite oranı da yükseliyor tabii ki de. Ayvalık'ta zeytinyağı dediğimizde ilk aklınıza ne geliyor efendim? Valla zeytinyağı deyince biz sağlık deriz. Ayvalık'ta zeytinyağsız, zeytinsiz bir hayat düşünülemez. Bizim için hayattır, sağlıktır, her şeyimiz zeytindir. Şimdi zeytinyağı sabunları tamamıyla doğaldır. Zeytinyağı ve kozmetik içeriklidir. İçinde herhangi bir kimyasal madde bulunmaz. Biz tüm müşterilerimize, tüm halkımıza doğal ürünleri tüketmelerini öneriyoruz. Zeytin, zeytinyağı ve sabun tamamıyla doğal ürünler olup sağlığımız için son derece önemlidir ve besleyicidir. Mümkün olduğunca bu ürünleri tüketmelerini öneriyoruz. Öncelikle Ayvalık Ziraat Odası'na çok teşekkür ederiz bu düzenleme yaptıkları için. Böylelikle zeytini, zeytinyağı tanıtım yapıyoruz. Şimdi Ayvalık zeytin dediğimizde dünyaca marka olmuş. Evet. Burada sizin de eski bir şirket olduğunuz, eski bir muhakkak, evet. Ondan bana biraz bahseder misin? 1943'ten beri dededen kalma mesleğimizi sürdürüyoruz. Allah'a şükürler olsun. Götürebildiğimiz yere kadar götürüyoruz bayrağı. Zeytini kendimiz üretiyoruz. Tabii zeytini, zeytinyağını, peyniri özel yaptırıyoruz. İsterseniz tattıralım, tadıma geçelim mi? Ondan sonradan geçeceğiz. Şimdi kalkıp zeytinyağı dediğimde ilk akla ne geliyor? Zeytinyağı ilaçtır abi. Zeytinyağı sağlıktır. Yani bence zeytinyağına, zeytin ağaçlarına sahip çıkalım. Bu senenin ilk ya. Biz bunu yerken, buna dizemlik bir durumu var. Dizem dönemine aklımıza ne geliyor? Dizem olması biraz daha yağın hafif olması. Aynen. Sabah, biraz daha yoğundur ama. Sabah bu biraz daha yüksek olabilir. Sabah kahvaltısında kullandığımız yağla beraber salatada kullandığımız yağ arasında fark var mı? Tabii. Bu salatalık oluyor. Ayvalık'ın ilk mahsulü zeytinlerimiz. Şimdi bir de tadına bakalım bunları. Türkiye değil, dünyada bir numara. İlk mahsulün zeytinyağının tadına bakıyoruz. Mete abi bir tarafa geldi. Muhteşem. Beklenilmiş olan kaliteyi arıyorsanız Körfez'in zeytin ve zeytinyağlarında mutlaka uğramanız gerekiyor. Çünkü bundan geçilmiyor. Türkiye'nin birçok yerinde, dünyanın birçok yerinde üretiliyor ama buradaki kaliteyi hiçbir yerde bulamazsınız.
sıkımı aynıdır. Sadece o dönemlerde insan gücü ve hayvan gücü kullanılarak mengene tarzı döndürülerek insan gücü ve hayvan gücünden güç kullanılıp zeytin sıkılıyordu. Şu anda bu sistemde insan gücüyle hayvan gücünün dışında sadece makineyle döndürülerek yine aynı doğallıkta iki işlemle zeytini burada sıkıyoruz. Yarım saat içerisinde, 20 dakikayla yarım saat içerisinde bir zeytin tanesinin yağını sofraya getirebilecek şekilde yağa çeviriyoruz. Sistem şudur, zeytin ağacının üzerinden zeytini topladık, çuvalımızla getiriyoruz, taş değirmenimize atıyoruz. Taş değirmenimizde 10 dakika gibi bir zaman içerisinde zeytin tanesinin çekirdeği, zeytin tanesinin eti ve derisi hamur haline geliyor. Cipre dediğimiz çullarımızın içerisine ikişer buçuk kilo koyarak baskımızı yerleştiriyoruz. Baskımızı çalıştırıp 200 bara kadar sıkıştırarak zeytin tanesinin içerisinde %20 su ile zeytin tanesinin içerisindeki %20 yağı doldurduk. Sıkım işlemine geçiyoruz. Sularımız her işlemden sonra hijyenik olarak yıkanır. Tekrar ikinci işleme yıkandıktan sonra zeytin püremiz konarak devam eder. Gördüğünüz gibi değirmenden püremizi alıyoruz, çulumuza dolduruyoruz. Hiçbir ışıl işlem ve su, sıcak su ve soğuk su kullanmadan yağa çevirebiliyoruz. Çok güzel bir organizasyon, ikinci yılı. Geçen yıl da katılmıştık. Çok keyifli, çocuklar için özellikle. Ortam güzel, organizasyon güzel. Güzel, her şey çok güzel. Başla! Niye? Nereden geliyoruz efendim? İstanbul'dan. İstanbul'dan gelip burada yarışmaya katıldınız. Aynen öyle. Duygularınızı alabilir miyim? Çok mutlu oldum. Yani çok güzel bir ortam var burada. Herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldim. Şimdi zeytin toplarken bir özel tekniğiniz var mıydı? Buldum, içine attım. Teknik bu. Teknik bu. Elinizle kolayla yedin. Bayağı toplamıştı. Yani. Şansım yok ya. Benim de yok. Bir iki tane. Bir iki tane. Ne kadar? Bir iki tane. Sen gönüllerin şampiyonu. Bozmayayım. Biraz daha alayım arkadaşlar. Bir dakika.